Türkiye'de bir süredir var olan Millet ve Cumhur İttifakı diye iki kutup vardı zaten. Ama onun dışında işte Türkiye'de yoksulları, emekçileri, işte bütün ezilenleri kapsayan da bir başka kutup vardı. Üçüncü yol kutbu diye tanımladığımız ve üçüncü yol tarifiyle, hedefiyle yola çıkmış olan HDP-HDK çatısında yan yana gelmiş olan bir ittifak vardı. Hani bunun dışında da seçim dönemlerinde dönem dönem HDP'nin seçime dönük yine kendi bileşeni dışında olan güçlerle yan yana geldiği, oluşturduğu bir birliktelik vardı. İşte AKP'yi yıkmak, Erdoğan'ın tek adam rejimine karşı tutum almak, Türkiye'de bütün ezilenlerin sözünün, temsiliyetinin gücü olması açısından hemen hemen 2015 seçimleri dahil olmak üzere bütün seçimlerde HDP çatısıyla beraber seçime giren bir ittifak vardı. Bunlar tabii hem stratejik hem taktiksel ittifaklardı dönem dönem. Şimdi son geldiğimiz düzlükte ise işte bu var olan iki kutbun dışında üçüncü kutbun daha geniş bir çerçevede, çok daha kapsayıcı ve Türkiye'deki muhalefetin büyük bölümünü kapsayacak şekilde hem fikrinin, sözünün, gücünün olduğunun da kamuoyuna aktarılması gerekiyor. Çünkü ağırlıklı olarak HDP bir noktaya sıkıştırılmaya çalışılıyordu bu iki kutup tarafından da. Yani Cumhur İttifakı işte Millet İttifakı ile HDP'nin yakın yan yana olduğunu söyleyerek bir taraftan işte HDP'yi ile işbirliği yapıyorsunuz diyerek öbür tarafı sıkıştırmaya çalışıyordu. Öbür taraftan da Millet İttifakı HDP ile yan yana değiliz biz. İşte dolayısıyla HDP'yi kırmızı eden, HDP'nin gücünü de yok sayan, HDP'yi destekleyen, HDP'yi benimseyen kitleleri de yok sayan bir tutum içindeydi. Dolayısıyla HDP bu iki kutbun alternatifi başka bir arayış, başka bir hedefi olduğunu kamuoyuna defalarca anlatıyordu. Dolayısıyla seçeneksiz olmadığını da, hani siyaseten de seçeneksiz olmadığını söylüyordu. Bu Demokrasi İttifakı ile beraber de işte deklarasyonunu da yapmış oldu. Yani Türkiye'deki bütün ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin ve var olan muhalefetin başka seçenekleri var, yan yana gelme güçleri var ve bu deklarasyonla da Türkiye'de anlattılar zaten. Her katılımcı söz aldı. Ondan önce de zaten bir metin de okundu. Orada da işte ezilenin yanında, sömürülenin yanında, işte kadın mücadelesinde, kadınların cins olarak sömürülmesi ve ezilmesi karşıtı olduklarını, İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi gerektiği yine ifade edildi. Yani bu ülkede kangrenleşmiş ne kadar sorun varsa o sorunun çözümünün de aslında gücü olduklarını ifade ettiler. Bunu herhangi bir yere terfi eden, havale eden, başka bir gücü yerden bekleyen pozisyonda değil, tam tersine bu sorunların çözüm adresi biziz, birlikte bu sorunları çözeceğiz mesajını çok net bir şekilde kitlesel bir şeyle de, coşkulu kitlesel bir katılımla da kamuoyuna deklare etmiş oldular. Ya tabii yani Cumhur İttifakı'nın şeyi belli, muhteviyatı belli zaten. Faşist, gerici bir rejim. Diktatöryel bir rejim, iki sağ partinin bileşkesi ve aslında da devleti de temsil eden, devleti de simgeleyen, devletin bütün o zor gücünü ve aygıtlarını içinde barındıran bir ittifak diye tanımlayabiliriz. Diğeri Millet İttifakı, işte restorasyoncu diye tanımlanan ittifak ise yeni bir şey vaat etmiyor yani topluma. Onların söylediği şey nedir?
Seçimlerden sonra yeniden parlamenter rejime geri döneceğiz. İşte eskiye geri döneceğiz. Şimdi eskiye geri döneceğiz cümlesi bir kere başlı başına sorunlu. Bir, Türkiye eski Türkiye değil artık. Yani işte bundan 20 yıl önceki Türkiye değil. Değişen bir toplumsal yapı var. Talepler farklılaşmış, dünya değişmiş. Küresel sorunların dışında bölgesel sorunlar var. Şimdi değişen bir toplumsal yapıya siz yeniden 20-30 yıl önceki işte sistemin tekrar hayata geçireceği vaadinde bulunuyorsunuz. Bu ülkede daha önce de demokrasi karşıtı pek çok uygulama vardı. Yani işte Erdoğan rejimi, AKP-MHP rejimiyle başlamadı antidemokratik uygulamalar. Onlardan önce de bu ülkede işte halklar yok sayılıyordu, inançlar yok sayılıyordu. İşte yine ekoloji aslında tahrip ediliyordu, talan ediliyordu. Toplumsal olarak eşitsizlik vardı, emek sömürüsü yine had safhadaydı. Dolayısıyla önceki Türkiye çok parlak, çok muhteşem, sorunlarını çözmüş, demokratik bir ülke değildi. Dolayısıyla buraya geri dönmeyi vaat etmeniz demek sizin yine geçmişin totaliter, ulus devlet anlayışını devam ettireceğiniz. Tek farkı parlamenter rejimde yine parlamento olacak, başbakan olacak, işte cumhurbaşkanı olacak. Bu yeni bir şey değil yani. Bu sadece işte sorunları göz ardı eden ve yamayla çözmeye çalışan bir yöntem. Bunun karşısındayız. Yani oysa bu toplum çok daha dinamik, çok daha sorunlarının farkında ve köklü çözümler istiyor. Yani bu ülkede gerçekten bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. 12 Eylül Anayasası'nın hala uygulamaları altında bu toplum yönetiliyor. Onun ötesinde toplumsal olarak ekonomik ciddi bir dengesizlik var, uçurum artmış durumda, ezilen daha çok eziliyor, sömürülen daha çok sömürülüyor ve belli bir sınıfın, belli bir zümrenin de çok daha fazla zenginleştiğini ve bu ülkenin varlıklarını sömürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla o dengenin kurulması gerekiyor. Yani eşit işe karşı eşit ücret, kadınların işte ikinci cins olarak sömürülmesi ve benzeri yani devasa problemleri olan bir ülke. Şimdi saymakla bitmeyecek, her gün söylediğimiz problemler var. İşte Millet İttifakı bunların çözüm gücü olarak görülmüyor. Değil de zaten. Öyle bir iddiaları da yok. Yani onlar eski Türkiye'nin yeniden hayat bulması için iktidara gelmeyi topluma vaat eden pozisyondalar. Bu yüzden demokrasi ittifakı önemli. Bu yüzden aslında üçüncü yol ittifakı önemli. Çünkü üçüncü yol ittifakı bu ülkede köklü değişim, radikal değişimi sağlamanın olanağını, önünü, yolunu açacak olan ittifaktır. Şimdi parçalı mücadele yürütüyor. Türkiye Sol Sosyalist Hareketi'nin mesela çok bileşeni var. Çok fazla örgüt var, yapı var, kurum var, siyasi parti var. Türkiye'de yine muhalefet olarak tanımlayabileceğimiz farklı pek çok dinamik var. Şimdi bu bütün bu dinamiklerin parçalı güçlerini dağıtarak ayrı ayrı mecralarda mücadele etmesi ne yazık ki bahsettiğimiz bu sistemin karşısında sonuç almaya yeterli, etkin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla hem işte HDP'nin ve HDK'nin içinde yer aldığı demokrasi güçleri, Kürt özgürlük mücadelesinin dinamikleri, hem de bunların dışında kalmış olan diğer muhalefet odaklarının, diğer mücadele odaklarının güçlerini birleştirmesi ve ortak bir mücadele aracı etrafında toplanmaları gerekiyor. Dağınık yürütülen her mücadele aslında toplumun kaybı. Aynı zamanda da bütün bu mücadele süreçlerine dahil olmuş olan siyasi yapıların, örgütlerin de kaybıdır. Yani buradan sonuç alamadığımızı zaman bize gösterdi. Dağınık, parçalı olmak, ayrı ayrı mücadele yürütmek bu iktidar karşısında, bu sistem karşısında sonuç almaya yetmediğini gördüğümüz için bu realite bize aslında
mücadeleyi ortaklaştırmak gerektiğini söylüyor. Kaçınılmaz olarak mücadeleyi ortaklaştırmalısınız, birlikte hareket etmelisiniz, güçlerinizi birleştirmelisiniz diyor bize. Hayat bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu yapıların tabanları da bunu söylüyor. Biraz da aslında ihtiyaçtan da yani. Güçlerini birleştiriyor değil mi? Emperyalistler yan yana geliyorlar, ortaklaşıyorlar. Pek çok noktada mesela ortaklaşmasa bile düşmanlarına karşı ortak bir şey oluşturuyor. Mücadele hattı oluşturuyor. Ezilenler niye kendi mücadele ortaklığını oluşturmasınlar? Ya arzumuz tabii ki bu ittifakın kalıcı bir ittifak olması, uzun süreli bir ittifak olması. Fakat seçimi göz ardı edemeyiz. Yani seçim var yakın bir zamanda. Dolayısıyla seçimi de kapsayan bir yan yana geliş bu. Ama zaman içinde tabii dediğimiz gibi uzun erimli, kalıcı bir şeye doğru evrilebilir. Önemli tabii ki yani. Seçimler önemli çünkü seçimler şöyle bir eşik olarak görüyoruz seçimleri. Türkiye'de de sistem değişikliğine gitmek ya da işte bir yasal bazı değişikliklere gitmenin zemini de seçimlerden geçiyor. Yani şu anki koşullarda bu ülkede devrim yapma olanakları belki hani koşullar buna uygun olabilir. Ama bu devrimi gerçekleştirebilecek bir halk örgütlülüğünden bahsedersek burada belki ona uygun bir örgütlülük, yeterli bir örgütlülük olmadığını söyleyebiliriz. Ama seçimle iktidarı değiştirme, seçimle en azından bazı değişimleri önünü açma konusunda bu ülkenin bir geleneği var. Yani 70-80 yıllık bir geleneği var. Dolayısıyla seçimlerde de sonuç değiştirmeye, iktidarı değiştirmeye dönük bir şey, zemin ve bu zemini de biz işte kendi ortak özgücümüzle yan yana gelerek buna adayız diyen bir yapıdır altılı ittifak ve tabii onları destekleyen diğer toplumsal güçler. Şimdi Türkiye toplumunun kafasında ya da işte geçmişinden beri olan bir şey var, algı var. Bir işte muhalefet zaten zayıftır, muhalefet bir şey vaat etmez ve şeydir, hani muhalefete güvenilmez algısı var. İkincisi iktidardan evet çok çekiyor, çok ciddi anlamda sorunlar silsilesi içinde ama işte yine de iktidarda olanın gücüne yaslanmak gibi bir eğilim de var bu toplumda yani. Dolayısıyla alternatif bir şeyin çıkması beklentisi var aslında toplumda. Muhalefete güvenmiyor, iktidarın gücünü biliyor ama iktidarın kendisinin üzerindeki bütün o olumsuz etkilerini de bilerek oradan bir çıkış noktası beklentisi içinde olduğunu biliyoruz toplumun. Şimdi bunu topluma verecek hem sözüyle hem birleşik ortak mücadele kararlılığıyla topluma güven verecek bir yapıya ihtiyaç var. İşte bu üçüncü ittifak diye tanımladığımız demokrasi ittifakı bunun önünü açabilir. Yani topluma şunu söyleme şeyi var, potansiyeli yüksek. Ne iktidara mecbursunuz, ne muhalefetin pasif, özgüvensiz, gelecek vaat etmeyen tutumuna mecbursunuz. Başka bir alternatif var. Bu alternatif bizzat aslında sizsiniz. Sadece sizin kendi özgücünüze farkına varmanız gerekiyor. Biz de işte bunu açığa çıkaracak olan Türkiye'deki devrimci, demokrat, yurtsever güçleriz. Biz, bakın biz yan yana geldik. Biz bütün güçlerimizi birleştirdik. Siz de buradan güç alarak destek verin, yanımıza gelin, birlikte olalım ve birlikte değiştirelim mesajını verdiği için iktidar içinde ürkütücü, muhalefet içinde ürkütücü. Sonraki süreçte mesela çok ciddi anlamda bu demokrasi ittifakına dönük şeyler olabilir. Yani işte çeşitli kriminalize edici açıklamalar olabilir. İktidar tarafından da ana muhalefet
grubu işte Millet İttifakı tarafından da dışlayan işte yer yer mesela işte kendi içlerinden birilerini öne çıkartmaya çalışan, karşı karşıya getirmeye çalışan çeşitli hamleler olabilir. Bunlar çok bildiğimiz, tanıdık süreçler ama şey toplum görür yani oradaki kararlılığı, direnci ve ortaklaşmayı gördüğünde toplum onun arkasında kenetlenir, desteğini de sunar diye Umarım. düşünüyorum. Ya işte salon bir salon toplantısıyla kamuoyuna açıklamayı yaptılar. Tabii ki bu süreci tartışacaklar içlerinde ama bu yaptıkları ortaklaşmayı yan yana gelişi topluma anlatmaları için bence mahalle mahalle gezmeliler yani. Halk toplantıları yapmalılar mahallelerde. İşte ev ev gezmeliler. Bakın işte Türkiye'deki sosyalistler, devrimciler, severler. Biz daha önceki seçimlerde de yan yana geliyorduk. Birlikte işte seçim süreçlerini göğüslemeye çalışıyorduk. Ama şimdi işte bütün özgücümüzle bu mücadeleyi ortaklaştıracağız. Dolayısıyla ey işte işçi, ey emekçi, ey işte şiddet gören kadın, ey işte evi barkı yıkılan mahallesi yerle bir edilen yurttaş. Bakın biz yan yanayız, birlikte mücadele ediyoruz. Siz de bize omuz verin, siz de bize el verin, gelin bunları birlikte devirelim demesi lazım. Yani o şeyden, deklarasyondan sonra artık sahaya inmesi lazım bu ekibin. Bu siyasi yapıların kadrolarıyla, bütün gücüyle topluma bunu daha yakından anlatması lazım. Yani basını takip eden toplumun belli bir kesimi var. Yani bir grup insan bundan haberdar. Aslında toplumun büyük bir bölümü henüz haberdar değil. Ana akım medyada ne kadar anlatıldı mesela bu deklarasyon, bu yan yana geliş? Anlatılmadı, aktarılmadı. Anlatılsa bile işte kırmızı edilen çeşitli tartışma programlarında sözü geçer. O yüzden kendisini en iyi anlatabileceği ve bu şeyi de çeperi de genişletmenin yolu sahaya çıkmalarıdır diye düşünüyorum. Müthiş bir fırsat. Bu süreç toplumsal olarak herkesin beklentisinin büyük olduğu ve o anlamda da bir öncülüğe de ihtiyacı var. Yani toplum bir öncülük bekliyor. İşte bu siyasi yapılar en azından seçimi de avantaj olarak görerek, seçim dönemsel olarak avantajdır da topluma ulaşmak için, sokağa çıkmak için. Bir HDP mesela bunu seçim süreçlerinde çok iyi yapıyordu. İşte standlarıyla, mahallelere, ev ziyaretleriyle, işte sokak sokak gidişleriyle toplumla bağ kurmanın yolu olarak da kullanıyordu. Dolayısıyla seçim süreçlerini bu anlamda kendinizi anlatmak ve karşı tarafı anlamak için avantaja çevirmek gerekir. Ya yani HDP'nin zaten tek başına işte %15'lere tekabül eden bir oy oranı olduğunu biliyoruz. Yapılan işte çeşitli anketler, işte kamuoyu yoklamaları, bir de tabii halkın içinden de görebiliyoruz. Şimdi tek başına bir siyasi parti böylesine bir oy oranına ulaşabiliyorken bu ittifakın oluşturacağı sinerji, güvenle beraber bu oranın %20'lere vurma ihtimali, %20'lere yükselme oranı olabilir. Bu oran yüksek de. Dolayısıyla bu bütün dengeleri şey yapar, değiştirir yani Türkiye'de. Siyasetin aritmatiğini değiştirir. İyi de çalışılırsa, sahada sokakta da çalışılırsa, bu çok iyi anlatılırsa onun böyle bir etkisi olur.